Yaklaşık ben 35 seneden beri mesleğin içindeyim. Bursa'da tanınmış mutfak şeflerinden bir tanesi. Her bölgesinde görev yaptım. Doğu'da bir eksiklik hissettik biz. Burası bir sanayi şehri. Dedik ki şehrin doğusuna gastronomiyi getirelim. Konum olarak çok mükemmel bir yer. Biz de dedik ki Bursa'nın mutfağını Gürsü sanayi bölgesine getirelim dedik. Amca mesleğim benim bu. Sevgili Cemal Ustam Bursa'nın iyi ustalarından bir tanesiydi. Biz okurken zaten sürekli iç içeydik. Ben babasız büyüdüm. Biraz da onun elinde büyüdüm sayılır. Çırak olarak başladım. Mesleğimizi sevdik. Kendimi geliştirmeye çalıştım. Kapalı çarşı patentliyim. Çarşıdan bir ekip çıkarsa farklı olur. Esnaflığı, güler yüzlülüğü. Ben bunu mutfağımla da birleştirdim. Sade yemek yapan aşçı denmez. Önemli olan malzemesini değerlendirebilen, satabilen, ürünü satması gerekli. İlişkiler çok iyi. Bu da çarşıdan aldığım kültürle oluyor. Yabancı turistler, yerli turistler hep iç içe olduğumuz için tabii ki bu eğitimi aldık. Bizim meslek biliyorsunuz ekip işidir. Biz de yaklaşık toplam 26 kişiyiz. Bunun 6'sı stajyerimiz. Stajyerlere de çok değer veriyoruz. Tuzun meselesinden özellikle tercih ediyoruz. Biz her damağa hizmet etmeye çalışıyoruz. Benim özelliklerimden bir tanesi de Osmanlı mutfağına daha yakın, saray mutfaklarına yakın, Selçuklu mutfağına yakın yemeklerle biraz da kendi yorumumuzu katarak muhakkak bir yorum katmak zorundayız. Önemli olan gelen misafirlerimiz iyi yemekten çok memnun kalması lazım. İstanbul'da fuara gittim. Orada vişneli kuzuyu tanıttım. Süt helvasını tanıttım. Kestaneli pilavı tanıttım. Bursa kestaneli. İncir tatlısını tanıttım. Tedarik ettiğimiz firmalar var. Kuzu benim mesela Balıkesir yöresinden geliyor. Yenişehir, Balıkesir, yani bu bölge, Marmara bölgesinin kuzularını tercih ediyoruz. Bizim topraklarımızda zaten yok. Yani coğrafya işareti almış enginarımız, incirimiz, vişnemiz, mevsiminde toplanan kestanelere gidiyorum, yerinde soydurtturuyorum. Bu pandemi olayından dolayı pakette hep kaldık, götür yaptık, gel al yaptık. Kendi sayfalarımıza bunları paylaşıp, diyoruz ki soframızı şenlendirelim. Biz de sofrayı şenlendiriyoruz. Biz kendi uyarladığımız yemekleri öncelikle öneriyoruz. Ama diyor ki ben bunu istiyorum dediği zaman kesinlikle biz hayır demiyoruz. Kimseye hayır demiyoruz. İstediği damak lezzetine göre ürünler yapıyoruz. Zaten bunu sürekli yapıyorum. Haftanın bir günü bir firmaya mesela benden bir yemek gidiyor mesela. Sadece sofrasını şenlendirmek için. Katering hizmetler, düğün cemiyetleri, özel günler, açılışlar, tabii ki böyle hizmetlerimiz var. Ben özellikle tezgah arkası ve masalara dolaşıyorum. Birer çay, birer sohbet, tabii ki iletişim içindeyim. Sabah 7'de buradayım. Sabah çorbayla güne başlıyoruz. 6.30 çorbamız hazır. Kahvaltı tabaklarımız var. Nasıl arzu ederlerse rezerveyle yapabileceğimiz hizmet de var. Evet. Sabah biz 7'de buluşup benden önce gelen bir ekip var. Çünkü sabah erkenden yani dükkanın, esnaf lokantanın özellikleri sabah erken açılması gerekli. Çünkü etlerimizi biz fırında orta derecede pişiriyoruz. Yani yüklenmiyoruz fazla. Alevli ateşleri çok tercih etmiyoruz. Fırında pişen yemeklerimizi iyi randıman almamız için erken gelmemiz gerekli. Buna göre bir ekip kuruyorsun. Kademe kademe geliniyor. Şef Bülent dükkanın reçeteleri tamamen kendime aittir. Teşekkür ederiz. Torpilli yapmışım Fatih. Evet Kutacığım, misafirimiz gelmiş uzaklardan. Sağ ol tamam. Fatih Bey. Bursa süt helvası, süt helvası zaten yani un helvası değil. Ben helvayı titreterek Bursa ve Bursa haricinde çoğu misafirlerimize iyi tanıttığımı düşünüyorum.
Fuarda da süt titre, elvasıyla... Titretmekten kastınız bu mu? İşte elva titremesi lazım. Yani elva titremiyorsa bizden değildir diyoruz. Elde el yakmıyorsa. Biraz tabii ki sıcak yenen bir ürün. Elvanın orijinali tarçınla yenir. Tamam. Kavururken de unla beraber, yani kavururken de şan fıstığıyla kavrulur. Orijinali budur yani. Ceviz, fındık gibi herhangi bir kuru yemişle yenmez. Ben zaten tarçın da getirdim. Tamam, tarçını mı seversin? Tarçını severim. Evet, çok teşekkür ederim. Şifa olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Ben başlıyorum o zaman. Başlayalım. Bu sizin aslında buradaki imza ürünlerinizden biri. Ama sizin bir başka imzanız daha var. Bozo. Bozo. Eski Gürs yolu diyoruz biz buraya. Evet. Arama fabrikasının oradan aşağı indiğiniz zaman yaklaşık 300 metre ileride sağda. Meydanda kalıyoruz. Uludağ OSB sosyal tesisleri de geçiyor. Uludağ sosyal tesislerin içindeyiz biz. Şevplen dükkan olarak. Sağ tarafta inerken sağda kalıyoruz. Otoparkımda yaklaşık bir 50-100'ye yakın araç alabiliyoruz. Burası 1000 metrekare alan. Müessesimiz 250 kişiliktir ama biz bunu kısıtlamalardan dolayı ferah olsun diye 150'ye çektik. Doğum günü partisi yapabilirsin. Şirket toplantısı yapabilirsin. Üst katım var. Özel kendine buyruk alanım da var. Burada her şey imkanına sağlanmış bir dükkan olarak kurduk. Tecrübemizi buraya yansıttık. Yani herkesi Şevlen dükkanı bekliyoruz.